7.7'lik ve 7.6'lık sarsıntıya dayanamayarak yerle bir oldular. Türkiye'nin yüreğini yakan depremlerde yaklaşık 7.000 bina yıkıldı. İnşaat uzmanları ihmaller zincirlerini gözler önüne serdi. Bakın abi. Toz halini görüyor musunuz? Bunu C40, C35 betonda göremezsin bu toz halini. Sanki tutkalla yapıştırmışlar. Beton yok, taş. İnşaattan çalınan malzemeler, kesilen kolonlar, denetimsizlik. Hepsi birleşti. Facia, ayağına gelen davetiyeyi geri çevirmedi. İnşaat teknisyenleri yıkılan binalardaki ihmalleri gözler önüne serdi. En büyük zararı o attıkları demiri zaten çürütüyor. Demir diye bir şey kalmıyor kolonun içinde. Şurada taşları göreceksin. Sadece taştan ibaret. Deniz kumu, demire dair hiçbir şey kalmamış. Zaten çürütmüş. %90'ı yıkılan binalar hep böyle. İşin uzmanları İskenderun'da yıkılan binaların çoğunda deniz kumu kullanıldığını söylüyor. Zaten bazı taşları alıp elimize incelediğimiz zaman deniz kabuklularını görebiliyorsunuz. Uzmanlara göre yıkılan binalardaki temel sorun betonun kalitesizliği. Yüksek dayanıklılığa sahip betonlar kullanılmadığı için binalar ayakta duramadı. Bu inşaatların temelinde zaten kullanılan kumlar olsun vesaire, bunlar hep deniz kumundan yapılmış. Elle parçalanabiliyor. Bu şekilde demirler kullanılmış. Bunlar vurgulu olmadıkları için iyi değil ve iyi bir şekilde döndürülmemiş, çevrilmemiş. Ondan dolayı iyi değil. İnşaat uzmanlarına göre sıkıntının bir başka noktası da bu binaları güçsüz hale getiren işte bu demirler. Demirler bakın düz bir şekilde. Ama olması gereken yine uzmanlara göre işte bu şekilde burgulu demirler. Deniz kumuyla yapılan bütün binaların yani sadece zaten o demir çürüyor. O kolon 4 gündür öyle nemli duruyor. O zaten kalitesini gösteriyor betonun. Yıkanmamış deniz kumu ve yuvarlak demirler de betonun demirden ayrılmasını kolaylaştırdı. Deniz kabukları,